Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 22 yıllık başkanı Muammer Dumaner ile ilgili Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin inceleme raporu kamuya yansımış ve adeta bir ahlaki çürüme olarak nitelendirilmişti. Ahlaki çürümüşlüğün bir örneği olarak nitelendirilen bu rapor ile ilgili Safranbolu Esnaflar Odası Başkanı Muammer Dumaner, yerel bir televizyon kanalında açıklamalar yaptı. Dumaner, yönetim kurulu üyelerinin kendi maaşını kesmek ve yine kendi hak edişlerini yükseltmek istediklerinden dolayı uzun süreli bir kavga yaşadıklarını, yönetim kurulu üyelerinin raporda yer alan konular ile ilgili kendisini bakanlığa şikayet ettiklerini belirtti. Dumaner, müfettiş raporunda yer alan konuların önemsiz olduğunu vurgulamaya çalışsa da herhangi bir haklı açıklama yapamadı. Safranbolu Esnaf Odası'nda yaşanan olayların ve müfettiş raporunun, toplumsal ahlakın çöküşü olarak nitelendiren Safranbolu esnafları, yaşanan bu olaylardan utandıklarını belirtiyorlar. Safranbolu esnafı, üyesi olduğumuz odada yaşananlardan utanıyoruz. 22 yıllık başkan maaşının peşine, diğer yöneticilerde ne kadar fazla para alabiliriz derdine düşmüşler. Anlaşmayıp kendi aralarında kavga etmeye başlayınca birbirlerini şikayet etmişler. Bakanlık müfettişi de ne kadar kokuşmuşluk varsa ortaya çıkarmış. Böyle iğrençlikleri öğrendikçe, bağlı olduğumuz odadan utanmaya başladık. Bizim üye aidatı olarak verdiğimiz paramızı yiyenlerin Allah belasını versin diyorlar. Şırnak'ın İdil ilçesinde, 1994 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 4 arkadaşıyla şehit düşen özel harekat polisi Nazif Topsakal, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Programda şehit Nazif Topsakal ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Karabük'te otomobillerin motor bölümüne giren iki yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler araçların altına girip, 30 dakika ve 1 saat süren çalışmalar sonucunda kedileri bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan yavru kedinin biri sahiplendirildi, diğeri ise güvenli bölgeye bırakıldı. Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, ziyaret ve incelemeler için Karabük'e geldi. Genel Müdür Uygun, incelemelerde bulunarak Devlet Demiryolları personeli ile görüştü. Emniyetsiz bir işletmecilik yapılamayacağını vurgulayan Uygun, çalışanımız makinistimiz, işçimiz, yolcumuz bizim için çok önemli, en büyük değerimiz. Herkes yaptığı her işte önce emniyeti düşünecek dedi. Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, koronavirüs salgınının ardından gerçekleştirilebilecek turizm hamleleri, alternatif turizm çeşitliliği, doğa turizminin kültür turizmine entegre edilerek konaklama süresinin uzatılması gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile bazı parklarda bulunan oyun grupları değiştirildi. Yapılan açıklamada, ilçemizde bulunan ve hasar gören bazı parklardaki oyun grupları değiştirildi. Bununla birlikte, parkların eksikleri tamamlanıyor, arızalı olanlar onarılıyor veya yenileniyor. Çocuklarımız ve değerli hemşerilerimizin daha güzel vakit geçirebilmeleri için parklarımıza yönelik çalışmalarımız devam edecek denildi.